Selamlar, konnichiwa. Age of History serimizin 5. bölümü yanlış hatırlamıyorsam videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde Avar ve şu arkadaşı yok edeceğiz büyük ihtimalle. Ve bölgedeki son düşman topraklarını almış olacağız. Bu sayede Rusya'yı kurabileceğiz büyük ihtimalle. Litvanya Savaşı'ndan sonra. Şu arkadaş da gelsin. Hızlı bir şekilde. Şu elemanları bitirelim. Bu bölgede daha fazla da uğraşmak istemiyorum çünkü can sıkıcı bir yer. Girmedim. Ben girerim. Şu. Şuradan biraz asker çıkartalım. Orayı alacağım, hiç fark etmez. Zaten küçücük devletsiniz yani. Gazi Makuh galiba, hiç hatırlamıyorum. Gazi Mukh. Gazi Mukh yani, bir öyle okunuyor büyük ihtimalle. Direkt alalım. Theodora da alacağım şimdi. Kırım'ı da böylelikle full kontrol altına alırız. 5K ordum var nasıl olsa. 7K, 8, 9K, 10K falan ordum var hala şu anda. Osmanlı ilerliyor bu arada. Da Osmanlı gerçekten ilerliyor, evet. Ben Osmanlı'yı dost biliyorum valla. İşte ne haber? Osman. Osman da iyi dosttur, iyi müttefiktir. Satmaz kimseyi. Şu adamı direkt yok edelim. Kolay bir savaştı. Adam hala asker getiriyor Osman'a bak. 5-6K birlikte bu arada çok rahat yok eder yani. Çok çok rahat yok eder hem de. Böylelikle Kırım'da bizim olmuş oldu. Litvanya'ya gireceğiz. Osmanlı'yla bir ittifak yapabilirim. Buhara'yla da bir sıkıntım yok nasıl olsa şu anda. O yüzden buradaki çorak topraklardan ilerleyebiliriz. Koleniciliği biz ana karada yapsak yeter bize. Belki Alaska'ya falan sıçırız. Lehistan'ı ittifaktan kovuyoruz bir kere. Çok yaşadı bu arkadaş. Gayet de param var. On binlerce asker düşeceğim. Hiç de umurumda değil. Ya para şu anda bizim için köpek yani. Köpek gibi paramız var. Bu adamın toprakları içinde birliğim olabilir benim. Yokmuş. Bu da olur. Arka bölgelerden asker çıkartalım. Şeyin yettiği kadar hareket puanının. Deli gibi deli dehşet askeri ihtiyacımız var çünkü. Çok geniş bir alanda savaşacağız. Ki bu hazırlık yeter bence. Tötonlar bağımsızlık istemiyorsa okeyim yani, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapacağız. Norveç ile ittifakız. Norveç Osmanlı ile savaşıyor. Bu bir tık kötü. Bir tık değil, bayağı kötü bizim için. Osmanlı çünkü ittifakı alamıyorum. Alabiliyormuşum. Ama büyük bir ihtimalle şehir savaşında olduğu için sıkıntı. Osmanlı da hiçbir yere saldırmamış bu arada. Gerçi ben şeyi kısıyorum. İşin cıvık çıkmasın diye ama. Bence hazırız. Rusya için ne lazımdı? Ya bütün şu kısım lazım ya. Morluk var. Galiba oraya kadar lazım. Nehir vardı galiba orada. Olabilir. Nehir olabilir. O nehre kadar lazım. Ben daha fazlasını alırım, hiç fark etmez. Diğer birlikler de gelsin şöyle. Hızlı bir şekilde gayet büyük bir işgale başladık. Şu anda bir tık Barbarossa'yı biz yapıyoruz ya. Çünkü gerçekten büyük bir işgal oldu bu arada. Başkentini de almış olduk. Benim karşıma asker çıkartabilecek bir konumda da değil şu an kendisi. Osman Aga tarafından işgale uğruyor. Bu bayağı bir fırsattan büyük istifade etmektir.
çok büyük bir fırsattan istifade etmektir. Rus müzikleri açasım var şu an. Hani Katyuş'a falan açmak istiyorum. Telif yemekten korkuyorum anasını satayım. Ama çok da açasım var şu anda gerçekten. Açabilir miyim acaba? Bir saniye. Çok merak ettim. Kızıl Ordu müzik grubu bana telif atar mı acaba? Kızıl Ordu bandı mıydı? Öyleydi galiba. Madem Rusya ile oynuyoruz. Ama Rus marşı değil de şöyle Katyuşa Matyuşa böyle değil de. Katyuşa da olur, Farvelovslavenka da olur. Katyuşa açabilirim aslında belki ya, bilmiyorum. Ama Sovyet değiliz işte. Farvelovslavenka açabilirim ama. Farvelovslavenka. Bu Rusların şey marşı, yanlış hatırlamıyorsam Napolyon Savaşı'nda şey yapıyorlardı galiba. İnşallah telif etmem. Acaba ne kadar geliyor sesi? Çok geleceğini sanmıyorum. Ama bence sarar yani şu an. Sarabilir. Çok gelmiyorsa bile yani belki radyo misali gibi bilmiyorum. Litvanya'yı yenmeme ihtimalimiz yok zaten. Çok güçsüzleşti adam Osmanlı Savaşı'nda. Hiçbir askeri gücü yok şu anda. Ya Rus tarihini severim bu arada. Gerçekten çok güzel tarihleri var. Dolu bir tarihleri var. Öncesine de dayanıyor çünkü. Büyük kavimler göç öncesine. Gene bizim dünyanın ırzına geçtiğimiz tarihlerde Ruslar da var. Slavlar. Ama Ruslar biraz gariptir o konuda bence ya. Bilmiyorum, bu müzikle belki sarar diye açtım ama. Sarabilir ya, ne bileyim, belki tarihsellik, tarihsel ortam dedim, 1507'de Sovyet sınırlarına yaklaştık gerçi. Yazık, 10 asker koydu canım sınırıma. Üzüldüm lan adama. Şimdi bir gram üzülmedim ama neyse olsun. Yavaş yavaş fetihlerimize devam edelim. Osmanlı'nın orayı alması o kadar kötü oldu ki. Çok kötü oldu. Osman'a girmeyeceğim ama, Osman'la alakam yok çünkü sıcak denizlere indim zaten. Ya, Kırım bende. Okey, bitti. O aldı şerefsiz. Vay be. Polonya canım, senle niye ilişkim kötü benim ya? Ben hepsini alıyorum o zaman. Telif yer miyim diye çok korkuyorum ama. Hani şu anki ortam için bence en âlâ müzik bu ya. Ne bileyim. Gönlümden koptu açmak. Bütün Litvanya'yı yiyeceğim bu arada. Hani öyle dediğim gibi acıma duygusu yok bende bu. Ya ben şu anda Sovyetler Birliği sınırındayım. Gerçekten onun sınırdayım. Ve artık Rusya'yı kurabilmem lazım. Osman! Ne olur ver şurayı ya. Eyaletler. Kaydet. Ben de sana eyalet vereceğim, dur. Al, burası senin olsun. Ben de sana savunma paktı veriyorum. Altın veriyorum. 300 bin de altın. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ve Rus İmparatorluğunu böyle kurmuş bulunmaktayız. Çok güzel. Çok çok iyi. Komünizme geçince niye şey olmuyor Sovyetler Birliği? Başka bir şekilde mi olur acaba? Ben şu an neyim? Oğlum, monarşizm. Öyle bir şey yok. Hükümet biçimini monarşi yapıyorsun canım. Hızlı bir şekilde. Yok, demokrasi bize gelmez arkadaşlar. Komünizm, ama ben onu şey sanıyorum. Sovyetler Birliği falan kuracağız. Falan değilmiş. Neyse, Osmanlı'dan aldık en azından bölge. Savunma paktı da kurduk. Gayet iyi bir... Nasıl? Nasıl bütçe açığı var, ne? Allah Allah, ben ne yaptım acaba? Bir şeyler yaptım ama. Allah Allah, derdim neymiş ki? Ekonomim çok iyi, ekonomiye bir lafım yok zaten. Şu anda Rus İmparatorluğunu kurmuş olduk böylelikle. Bunu ben SS alacağım şöyle. Ekran kusurundan. Aynen.
Böylelikle Büyük Rus İmparatorluğu'nu kurmuş bulunmaktayız. Osmanlı ile bir derdim yok artık benim. Polonya falan lazımsa gireriz ama hiç fark etmez. Polonya'ya da gireceğim. Polonya ile de helalleşeceğiz. Afiyet bal şeker olsun paşam. Bu arada devasa miktarda bir ordum var. Nereler lazım misal Polonya'dan bana? Ha şu kesimler. İsterim. Eyaletleri talep et. İsterim hiç de utanmam. Hiç fark etmez. 49 bin birimim var. Tamam. Bu arada o kadar birim var mıymış? Varmış. Bir Polonya seferimiz olmasın mı ya? Her Rus'un hayalidir. Her Rus çarının hayalidir Polonya bölgesi. Bütün birlikleri çekelim. Bayağı da bir asker biriktirdik aslında. Kolonizasyonculuk yapacağım şimdi. Kolonizasyonculuk dedim de ana kara. Vallahi hiç Amerika'ymış dünya. Bize gelmez öyle şey. Ben şunu durduracağım artık. Çok telif yemiş olabilirim. Korkuyorum. Yedim çünkü. Hazreti Yasuo bile Allah'tan telif yediyse ben niye Kızıl Ordu'dan telif yemiyorum? Yer miyiz? Yeriz. Öyle bir ihtimal var bence. 6K'yı falan çek 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 çek. Oh afiyet olsun paşam. Şurada da bir 2K birliğimiz varmış. Onu da çekelim. Yalnız kalmışın canım. 3, 2 güzel. Deli gibi deli dehşet para kadar. Osmanlı'yı birleştirebilirim aslında. Eğer gerçi oraya ihtiyacım var benim. Kırım'ı da verdim. Geçici süreliğine ben gireceğim Osmanlı'ya. Osmanlı'ya mı girsek acaba? Valla Osmanlı'ya girsek daha mantıklı ya. Çok güçlüyüm çünkü şu anda. Osmanlı'yı da savunma paktım var ama. O da doğru. Şimdi hatırladım. Ne kadar sürüyor? Savunma paktı. 24. Ha güzel. O zaman hazırlığı da yaparım onu sürede güzel. Eğer Osmanlı'yı çünkü atmazsam bu sefer bölgede o çok güçlenecek. Osmanlı'yı Balkanlar'da ben büyütürüm. Eğer ileride gene bir şey olursa. Çok korktum telefon sesinden. Çok güzel. Şöyle yapalım o zaman. 12K birliği şuraya. 14K'yı buraya. 11 ya yayacağım birlikleri. Osmanlı'yı atmam lazım benim bu bölgeden. Çok sıkıntı yoksa gerçekten. Adam zaten güçlü. Vallahi de hiç uğraşamam şimdi onunla. Yayalım biraz şu birlikleri ya. Altı K birliğim benim burada var. Şunu şöyle. 3K'sını buraya, 3K'sını buraya. Şunu şu 3K'ya bölelim hemen. Hala. 24 tur boyunca birazcık daha asker spamlayabilirim. Ordu bakımını fullleyebilirim bu sürede. Birazcık da kolonizasyonculuk yapabilirim burada. Şey yetmedi. O da olur. Aralara falan girelim de biz bu. Buhara'nın genişlemesini engellemek istiyorum ya. Biraz sıkıntı çıkarmasın da sonra biz bu. O çünkü kolonicilik yapıyor ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bayağı bir kurdum Büyük Rus Çarlığını da aslında. Çarlık oluyor galiba. Şu an çarlık değilim sanırsam. Emin de değilim ama. Ama şu an mesela doğuya doğru çok rahat bir şekilde açılabiliyorum. Şöyle misal. En azından buralar bizim toprak diyebiliyorum artık insanlara. Karamanoğulları beni çok seviyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hayatımda çok büyük değişiklikler yarattı gerçekten bu haber. Vlad'ı Vostok falan da lazım galiba. Emin değilim ama. Olabilir yani. Norveç bayağı bir büyümüş bu arada. Rus İmparatorluğu'na bak maşallah. Ultimatum göndersem de aslında bunlar bana girer ki bu arada. Ya katılırlar herhalde. O zaman büyük serüvenimize başlayalım. Canım. Ultimatum gönder. İlhak talebi. Şey, eyaletlerini talep et.
Derdiniz ne ki sanki ya? 52k ordum var. Vallahi hiç de affetmem. Gel buraya. Seni de imha edeceğim ben. Ultimatum gönder. Hayatları talep et. Hemen Kuzey Sibirya'ya da gönderelim ultimatumumuzu. Galiba bu arkadaşı da gönderebiliyorum. Hayatları talep et. Evet. Göndermeye devam. Ah şu ise bak ne çabuk büyüdük. Vallahi güzel. Rus İmparatorluğu olarak gerçekten devasa bir büyüklüğe ulaştım. Osmanlı ile yakında savunma paktım da bitecek. En büyük savaşım Osmanlı'ya karşı vereceğim galiba, emin değilim. Gerçekten emin değilim. Osmanlı güçlü ama ben ayrı bir güçlüyüm şu anda. Ekonomik olarak bayağı güçlüyüm. O konuda kimse eyvallahımız yok. Şöyle yapalım, şu elemanlara da bir ultimatum gönderelim. Eyaletlerini talep etti. Eyaletleri talep et. Teşekkürler. İlk ya devasa bir askeri gücüm var. Yani kimseye eyvallahım yok gerçekten. Buraları da kolonize edebiliyoruz aslında da çok gerek yok ya. Doğu daha önemli şu anda. Özellikle Vladivostok tarafları. Şöyle bir bağımızı kuralım yani artık. Güzel, güzel, güzel. Şöyle yapabilirim. Ultimatum gönder. Eyaletleri talep etti. Buna gönderemiyorum sınırım olmadığı için. Artık var. O kadar kolay ki şu an her şey gerçekten. 53k ordum olduğu için. 53k ordu da yani. Çin'e karşı bir kere kullanmıştım o kadar. Gerçi Çin'e karşı 200 bin orduyla girmiştim. Ordumun çoğu telef olmuştu. Çin dışında o kadar ordu üreten başka kimse yok bu arada. Gerçekten kimse yok. Bütün devletlere karşı savaştım çünkü. Evet, artık gerçekten dünya gücüyüz. Dünyanın bence kendisiyim aslında şu an ama neyse. Ama Sovyetleri mesela kuramıyor muyum hani? Bir arkadaş yorumlarda demişti çünkü bana işte şöyle şöyle yaparsan yapabiliyorsun diye ama ben hatırlıyorum Sovyetleri. Galiba Rus Çarlığını büyük Rusya'yı ilan ettiğimiz zaman o zaman kurabiliyorum. Bakarız bakarız daha erken. Bir iki bölge kaldı burada. Orayı da bir bitirelim. Şöyle. Yani büyük bir kolonizasyonculuk yapmış olduk artık. Şu anda açık ara en geniş ülke biziz zaten de. Şöyle bir bakıyorum. Ne lazım bana? Daha çok şey lazım. Evet. Ama Osmanlı Savaşı mesela şu anda şart. Ne yazık ki şart. Ne yazık ki şart. Barış imzalamışlar bu arada. Ben Danimarka'ya ittifak alabiliyorsam alayım. Güzel olur bizim için. İskandinavya, Rusya falan. Takılırız öyle. Osman'ım. Yanlış anlamıyorsundur inşallah ama çok lazım orası bana ya. Ya ben Osmanlı'yı ittifak alırım bu arada. Bu savaştan sonra alabilirsem. Ama burası bana şart. Büyük Rusya'yı kurmak için. Osmanlı ile ittifak yaparsam ayağım yere kimse benim ayağımı kolay kolay yere değdiremez. Gerçi çok yanlış bir cümle oldu bu. Orijinali unuttum, evet çok güzel. Gerçekten işini ettim. Güzelim atasözüm. Ama benim ihtiyacım mı? Kesinlikle burası ihtiyacım. Çok da asker kaybetmek istemiyorum. Daha edeceğimizi de sanmıyorum ama neyse. 21k asker maşallah bence. Ben Osmanlı'yı ama burada görmek istemiyorum ya. Evet Osman. Gel barış zamanı. Sadece buralar. Ya başka bir şey istemiyorum senden. Ha, burası çünkü benim için namus meselesi. Güzel, çok çok iyi oldu bu. Burada başka neresi lazım bana? Boğdan lazım, Polonya lazım, Mozovya lazım. Boğdan'a girelim o zaman ya da Polonya'ya girip bitirelim o adamı ya.
çok da geniş gelişmesini istemiyorum. 3K'yı şuraya, 3K'yı buraya, 3K'yı buraya yapalım. 5K'yı ortaya göndereceğim. Geri kalanları da yukarıda birleştirdik mi tamamdır. Oraya da asker çekeriz sonra. Bütün bölgeleri bir korlayalım hemen. Hala. Girdi mi? Kim girdi bana? Nogay girdi bana. Ne alaka? Tövbe tövbe. Bir salmıyorsunuz değil mi insanı? Bir rahat rahat böyle bir fetih yapalım. Ya ve zina ya. Bölüm 20 dakika oldu. Biz bu savaşı bir dahaki bölümde devam edelim. Bedavadan toprak diye yorumladım bu arada. Hiçbir bokta yapamazsın sen bana. Kusura bakma ama. Eline vereceğim yani. O barış belgesini eline vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Madem Nogay'ı büyük ihtimalle fethedeceğiz Polonya ile beraber. Bir sonraki videoda da Nogay dışında, Polonya dışında belki Buhara'ya girebilirim. Buhara zaten en büyük düşmanımız artık. Ondan sonra küçücük devletler var. Onları halledeceğiz. Onun dışında kuzeyi biraz kolonize edebilirim. Belki Kafkasya'ya inebilirim daha da. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sayonara.